Bu videoda moleküllerin hücre zarından geçiş yollarından bahsetmek istiyorum. Bu geçiş hücre içinden dışına doğru ya da tam tersi yönde hücre dışından içine doğru olabilir. Hücre zarından taşınım yollarından ilki hiçbir enerji harcanmasını gerektirmeyen sadece ve sadece moleküllerin derişim gradyanları doğrultusunda hareketinden kaynaklanan taşımalardır. Bu tip taşımalara pasif taşıma diyoruz. Evet bunu yazalım pasif taşıma. Pasif taşıma herhangi bir enerji gerektirmez. Sadece moleküllerin derişim gradyanları doğrultusundaki hareketleri sebebiyle ortaya çıkar. Evet bunu da yazalım. Derişim gradyanı doğrultusundaki hareket. Mesela elimizde buradaki gibi bir zarımız olsun. Burada birçok şey derişim gradyanı doğrultusunda hareket etmek isteyebilir. Fakat bu zar seçici geçirgen bir yapıya sahip. Yani farklı tipteki moleküller için daha az ya da daha çok geçirgenlik gösterir. Şimdi bu farklı tipteki molekülleri ve bu moleküllerin zardan geçişlerini düşünelim. Mesela eğer elimizde çok küçük moleküller varsa, bunlar zardaki hidrofilik kafa kısımları ya da hidrofobik kuyruk kısımları arasındaki boşluklara sığabilir ve buralardan geçebilir. Yani aslında küçük olmak zardan geçiş açısından avantajlıdır. Küçük olmak zardan geçişe dolayısıyla da pasif taşımaya yardımcı olur. Özellikle küçük ve yüksüz olmak zardan geçişe yardımcı olur. Küçük ve yüksüz olan moleküllere örnek olarak karbondioksiti verebiliriz. Karbondioksit küçük bir molekül ve elektriksel yükü yok. Hücre içindeki karbondioksit derişimi hücre dışına göre daha yüksek olsun diyelim. Difüzyon ile ilgili videoda öğrendiğimiz üzere Belirli bir zaman aralığında hücre içinde zar ile etkileşen karbondioksit molekülü sayısı, hücre dışında zar ile etkileşen karbondioksit molekülü sayısına oranla çok daha fazla olacaktır. Tabi yükleri olmadığı için bu karbondioksit molekülleri fosfolipitlerin hidrofilik kafa kısımları ile etkileşime girmeyecek. Fakat aynı zamanda bu hidrofilik kafa kısımları tarafından itilmeyecekler hücre içinde zar ile etkileşen karbondioksit molekülü sayısı hücre dışına oranla daha fazla olacak. Küçük olduklarından dolayı bu moleküllerden bazıları zardan içeri girecek. Tabi hidrofobik kuyruk kısımları ile de etkileşime girmeyecekler. Bu moleküller her iki tarafa doğru hareket edecek. Fakat içeriden dışarı doğru daha fazla molekül geçecek. Yani bu moleküller derişim gradyanları doğrultusunda hareket edecek. Karbondioksit hücre zarından kolaylıkla geçebilen bir molekül. Hücre zarından kolaylıkla geçebilen bir diğer molekül de moleküler oksijendir. Diyelim ki hücre dışında hücre içine oranla daha yüksek derişimde oksijen var. Küçük ve yüksüz olduğundan dolayı oksijenin hücre zarından geçişi de kolay olacaktır. Oksijen molekülleri hidrofilik kafa kısımları ile etkileşime girmeyecek. Fakat küçük olduklarından ötürü bu kafa kısımlarının arasından geçebilecekler. Daha sonra da hidrofobik kuyruk kısımlarının aralarından da geçecekler. Hücre dışındaki derişim hücre içinden daha yüksek olduğu için belirli bir zaman diliminde dışarıdan içeri doğru yönde daha fazla bir etkileşim yani olacak ve sonuç olarak da dışarıdan içeriye doğru bir ne olacak molekül akışı olacak. Yani bu iki molekül karbondioksit ve oksijen hücre zarından doğal olarak taşınacaklar. Tabi bu geçiş esnasında hücre zarının yapısını oluşturan bütün bu moleküller tarafından durdurulmaya çalışılacaklar. Fakat yine de geçişleri kolay bir şekilde gerçekleşecek. Peki geçişi kolay olmayan şeyler neler? Şimdi biraz bu tip moleküllerden bahsedelim. Zardan kolay bir şekilde geçemeyecek moleküller sodyum iyonları ya da potasyum iyonları gibi iyonlar. İyi de bunlar neden zardan kolay bir şekilde geçemez diye sorabilirsiniz. Hücre dışındaki sodyum iyonu derişimi hücre içinde oranla daha yüksek diye düşünelim. Bu iyonlar yüke sahip olan hidrofilik kafa kısımları ile etkileşime girebilir. Bu etkileşimden sonra daha da ileri gitmek için bir sebepleri olmayacak. Yani yüklü olan hidrofilik kafa kısımları ile etkileşime girecek ama hidrofobik kuyruk kısımları ile etkileşime girmeyecekler. Dolayısıyla hidrofobik kuyruk kısımları esasen sodyum iyonlarının ilgisini çekmeyecek. Sodyum iyonları fosfat grupları yani kafa kısımları etrafında kümelenecek. Fakat bütün zar boyunca hareket etmeyecekler. Yani yüke sahip olan moleküller hücre zarından pasif olarak taşıma esnasında sorun yaşayacak. Bu tip moleküllerin geçişi için başka yollar olduğunu ilerleyen videolarda size göstereceğiz. Mesela bu tip moleküller için bir tünel oluşturan kanal proteinleri mevcut. Bu proteinler hakkında konuşacağız. Fakat bu tip iyonlar için zardan doğal olarak yani pasif taşıma ile geçiş zor olacak. Peki bu iki tip molekülün arasında olan molekül tipleri için durum ne? Örneğin su molekülü için durum ne olacak? Su molekülü hücre için hayati önem taşıyan bir molekül. Çünkü hücreler sulu ortamlarda yaşar. Yani hücreler hücre içinde ve dışında su ile çevrelenmiş halde bulunur. Su molekülü önceki iki tip molekülün arasında kalan bir moleküldür. Su molekülünün net bir elektriksel yükü yok. Bir adet oksijen ve ona bağlı iki adet hidrojen molekülünden oluşur. Oksijen elektronları kendine çekmeyi sever. Bu yüzden oksijen ucunda kısmi negatif yük bulunur. Elektronları oksijene doğru çekilen hidrojenler de kısmi pozitif yüke sahipler. İşte bu fosfat kafa kısımlarını hidrofilik olarak adlandırıyoruz. Çünkü su ile etkileşime girerler. Su da bu gruplarla etkileşime girer. Yani su molekülleri hidrofilik kafa kısımları ile kesin olarak etkileşime girecek. Fakat su moleküllerinin yükleri çok güçlü değil. Bu yüzden çok fazla su molekülü etkileşime girecek hatta bu sırada bazıları da zardan geçebilecek. Su molekülleri oldukça küçük ve yükleri de çok güçlü değildir. Bunlar için belirli bir polariteye sahiptir diyebiliriz. Bu yüzden su molekülleri zardan geçebilirler. Belki karbondioksit ya da moleküler oksijen kadar kolay geçemezler ama yavaşça da olsa geçebilirler. Bu geçişi kolaylaştıracak başka yolların da mevcut olduğunu sonraki videolarda göreceğiz. Zardan suyun geçişini sağlayan ve aquaporin denilen tüneller olduğunu göreceğiz. Eğer elimizde buradaki protein gibi çok büyük moleküllerimiz varsa, zardan geçiş esnasında sorun yaşayacaklar demektir. Bu tip moleküller fiziksel olarak boşluklardan geçerken bazı kısımları hidrofilik ya da hidrofobik olduğundan ötürü problem yaşayacaklar. Umarım bu video size hücre zarından geçebilecek olan molekül tipleri hakkında biraz fikir vermiştir. Burada anlattıklarım pasif taşımanın bir çeşidiydi. Bir sonraki videoda kolaylaştırılmış pasif taşıma hakkında konuşacağız.